Merhaba dostlar. Şimdi Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde bu dönemde, özellikle bu dönemde tatil nasıl yapılır? Bu soruya cevap arayacağımız bir video hazırlamak için Delfin Otel'e geldik. Şimdi Antalya'ya geldik. Delfin Otel'e gireceğiz. Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler alınmış? Halkın sesi olmak istiyorum. Yani bana soracağınız veya sorduğunuz bütün soruları içeride soracağım. Hepsinin karşılığını almaya çalışacağım. Otel kaç lira? Pandemi tedbirleri nasıl? Çocukla buraya gelinir mi? Neler yapılır? Geldiğimde her şey bedava mı, yeme içme? Hepsinin cevabını alacağız dostlar. Çok keyifli bir video başlıyor. Hadi gelin şimdi Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde nasıl tatil yapılır onu anlatalım. Hadi dostlar. Merhabalar. Merhaba Aytun, hoş geldin. Hoş bulduk Barış, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şurada bir kamera görüyorum bizi gözetleyen. Evet. İlk önce bundan başlayalım. Bu nedir? Bu bir termal kamera. Sizin vücut ısınızı ölçüyor. Tamam. Giren kişi tam termal kameranın önünden geçtiği anda kişi sayısı fark etmiyor. Hepsini evet. Seçebiliyor. Hı hı. Ölçüyor. Yan tarafta oturan bir tane güvenlik arkadaşımız var. Evet. Kameranın ekranını görüyor. Hı hı. Oradan geçenlerin derecesine bakıyor. O zaman sen burada dur, ben bir bakayım kaç derecesin. Tabii. Şimdi seni inceleyeceğiz. Bakalım bu ısı ölçer nasıl çalışıyor. Mesela bir müşteri geldi. Şu anda biraz kırmızı görünüyorsun ha. Ateşin mi? yok her şey normal. Girişte ateşimizi ölçtük evet, abi. Bu şekilde ateşimizi ölçebiliyoruz. Evet. Arkasından burada hemen el dezenfektanıyla başlıyoruz. Kurallarımız. Tamamdır. Bu şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Sonra resepsiyonda bankolarımız var. Evet. Giriş misafirimize bu şekilde yapıyoruz. Hı hı. Ama girmeden önce atladığımız bir tane konu var. Nedir? Misafirimiz otelden aracıyla veyahut da acentalar otobüsleriyle geldiği anda evet. Bellboy arkadaşlarımız onları karşılayıp valizlerini ellerinden alıp hı hı. önce valizleri dış alanda bizim dezenfekte alanımız var. Aa, çok güzel. Valizlerini tek tek dezenfekte edip hı hı. ondan sonra içeriye alıyoruz. Çok güzel. Yani pandemi sürecinde çok güzel önlemler alınmış. Ondan sonra burada misafirlerin birbirine temasını daha uzak mesafeye dayatmak için ayrı ayrı bankolar kurduk. Evet. Her banko ayrı bir giriş için, hı-hı. ayrı bir aile için var. Misafirlerin temasını bu şekilde engellemeye çalışıyoruz. Gayet güzel. Buraya kadar geldik. Otelimizde kayıtı yaptırdık. Evet. Kayıt yaptırdıktan sonra şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yoldan geldim, açım. Yemek yiyeceğim. Tamam. Yemek yerken nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Bunlar hakkında biraz hemen detay verelim. Devam edelim. Şimdi burası bizim ana restorantımız. Tamam. Yani main restorantımız. Hı hı. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğini burada veriyoruz. Tamam. Yalnız restoranta girmeden önce şöyle bir tedbirimiz var bizim. Evet. Bu gördüğünüz tablet aynı zamanda bizim vücut ısımızı ölçüyor. Şu şekilde. Ha, pas. Yani yeşil yandı geçebilirsin. Gördüğünüz anda yeşil yandı geçebilirsiniz anlamında. Ben de o zaman kendimi göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bana da yeşil yandı abi. Geçebilirim. Bakın, duyduğunuz gibi sizi restoranta girmeden önce uyarıyor. Hı hı. Maske takmanız konusunda. Evet. Ha, o konu yeri gelmişken hemen sorayım. Şimdi otelin her yerinde maske takmak zorunlu mu? Yoksa Hayır. değil mi? Nerede otelin takmak zorunlu? Maske takmak zorunlu değil. Sadece kapalı alanlarda misafirlerin daha çok bir arada olabileceği restoran gibi, restoran büfeleri gibi evet. alanlarda takmak zorunlu. Ama masaya oturup masada yemeği yediği an gereken evet. maskesini çıkarabiliyor. Çünkü zaten biz masalarda sosyal işaretleme yaptık. Sosyal mesafeye dikkat ederek düzenlenme. Çok güzel. Masaların arası 1,5 metre, sandalyelerin arası 1,5 metre hı-hı. olacak şekilde ayarlama yaptık. Buyurun büfeleri gezelim. Tamam, hadi büfeleri gezelim. Gördüğünüz gibi misafirlerin beklememesi için nerede beklemeler gerektiğini, birbirlerinin temasını uzat. Evet, daha, yere işaretler konulmuş. Temas için yere işaretler. Her büfenin arkasında da bu şekilde daha öncedeki gibi değil de yeni düzene göre. Ya şimdi burada bir camla evet. camlarla kapattık. Eskiden bunu biz kendimiz alıyorduk. Değişiklik evet. şu. Artık buradan kendimiz istiyoruz. Bize şefimiz burada yardımcı oluyor. Evet, evet aynen o şekilde. Bu şekilde misafirin herhangi bir ağzından çıkacak veyahut da bir şekilde elle temasını engelleyecek duruma getirdik. Gayet güzel. Bu arada da burada harika tatlılar var. Benim ilgi alanım biliyorsunuz yemek. Baklavalar vesaire, pastalarımız burada. Biraz daha gezelim bakalım neler neler var. Sevgili Balış, burada çok geniş bir alan var.
Şöyle kocaman da bir avize var yukarıda. Evet. Burası nedir? Burası bizim otelimizin lobisinin tam ortağı. Evet. Burası tam otelimizin giriş bölgesinin, hı hı, kapının tam karşısı. Merkezi diyelim yani. Tam önü. Evet. Lobi barın tam önü. Tamamdır. Burada nelerimiz var başka? Burada bizim hemen misafirlerimizin gün içinde yararlanabileceği, hı hı, sabah 9, akşam 9 servisini yaptığımız, istediği zaman çay kahve alabileceği, evet, değişik çeşit kahvelerin latesinden Türk kahvesine kadar, hı hı, ne kadar çeşit varsa hepsinden faydalanabileceği, evet, ve aynı zamanda bu kahvesini çayını içerken küçük atıştırmalıklar, tatlılar, kurabiyeler, çok güzel, alabileceği, hı hı, aynı zamanda dondurma gibi faydalanabileceği ürünlerin bulunduğu, hı hı, bir alanımız. Gayet güzel. Bunların hepsi ücrete tabi değil mi? Hayır. Ekstra bunların, para istemiyorsunuz değil mi? Yok, bunların hepsi ücretsiz tabi. Daha neler var mı yoksa? Biz otel içinde ücret almıyoruz. Anladım. Siz ücretinizi, hı-hı, daha önceden ajant aracılığıyla geldiyseniz ajantanıza, evet, otelimiz aracılığıyla geldiyseniz de, hı-hı, direkt resepsiyonda girişi ödüyorsunuz. Ondan, hı-hı, sonra sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Yani şimdi ultra her şey dahil kavramını istiyorsan ileride açıklayalım. Tabii ki, buyurun. Evet, burası da hemen o girişin lobinin arkasındaki bar bölümü. Evet. Doğru söylüyorum. Lobi bar olarak geçiyor. Hı hı. Otelimizin ilk girdiğiniz anda, evet, resepsiyon ve lobi barı görüyorsunuz. Hı hı. Lobi barda yiyecek bulunmuyor. Sadece, evet, içecek ve alkoller, alkolsüz içeceklerimiz bulunuyor. Tamamdır. Ya bir şey söyleyeceğim. Şurada gördüğümüz bütün içecekleri, burada alkollü içkiler var, yerli, yabancı. Bunların hepsi de, evet, şimdi biraz önce o yarım kaldı. Ultra her şey dahil kavramını bana bir açıklar mısın abi? Şimdi bu otelde şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz her şey, evet, gördüğünüz her şey sizin için ücretsizdir. Tamam. Gördüğünüz her şeyi faydalanabilirsiniz, her şeyi içebilir, her şeyi yiyebilirsiniz. Tamamdır. Yani ultra her şey... Görmeniz yeterli. Tamamdır. Bunu gördüm, ben, hı-hı, bunu istiyorum diyebilirsiniz. Bu sizin hakkınızdır. Çünkü burası ultra her şey dahil bir otel. Çok güzel. Gördüğünüz her şey daha önceden parasını ödediğiniz şeydir. Tamam, gayet güzel. O zaman bir tane kokteyl alayım hazır gelmişken. Tabii ki. Oo, kokteylimiz hazırlandı bile. Ve sizin için bir miktar yoktur. Yani bir şişe içeceksiniz tamam, hı-hı, diye bir miktarımız yoktur. İstediğiniz, evet, kadar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şundan bir yudum alalım da devam edelim muhabbete. Tabii. Gerçekten çok lezzetli. O zaman burayı bu şekilde bırakalım. Biraz da şimdi otele geldik. Oteli anlatıyoruz ama tabii, bu işin havuz deniz kısmı var. Biraz mavilik gösterelim insanlara. Tabii. Orada sohbete devam edelim. Tabii. Evet, şimdi bir de odanın içini görelim. Manzarasını da bir görelim. Odalar nasıl bakalım? Tabii ki, buyurun. Burası standart bir oda, değil mi? Burası, evet, normal deniz gören bir odamız. Şöyle bir detay almak istiyorum ben. Hemen size şöyle banyoyu göstereyim ilk önce. Normal zamanda bizim bu yataklı üzerlerimizde, evet, odanın içerisinde değişik süslemelerimiz var. Burada böyle güzel kahve makinesi var bu arada. Evet. Çok güzel. Pandemi sebebiyle biz bunları kaldırmak zorunda kaldık. Süslemeleri. Evet. Hı-hı. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinden dolayı, hı-hı, biz bunları kaldırıyoruz. Kurallara uymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Süse gerek yok ya, pırıl pırıl baksana. Her şey, evet, çok güzel görünüyor. Şu şekilde bir manzaramız var. Bir de manzarayı görelim. İşte Antalya bu. Mavi ve yeşilin birleştiği yer diyorlar, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Aşağıda güzel havuzlar var. Bu şekilde. Kaç adet havuz var otelde? 5 adet havuzumuz var. 5 adet havuzumuz var. Ayrıca bir de havuzlu odalarımız var. Havuzlu oran odalar. Oran havuzunu saymadım. Yani dahil ettim. Evet. Şu aşağıdakiler mi havuzlu odalar, evet, oluyor? Evet, onlar havuzlu lagun olarak geçiyor bizde. Çok güzel. Evet Barış, geldik şimdi havuzların olduğu yere, maviliklerin olduğu yere. Evet. Burada neler var? Burayı bize bir anlatırsan sevinirim. Havuza gitmeden önce, evet, örnek veriyorum, bir şeyler içmek istediniz. Kendiniz almak istediniz. Evet. Hatta karnınız acıktı, bir şeyler atıştırmak istediniz. Bizim karnımız et çap, hep aç. Örnek veriyorum, ilk alanın, ilk bahçenin ilk girişinden buradan pizza ile başlayabilirsiniz. Burada pizza da var mı? Tabii ki. Çok güzel. Hadi bir bakalım hemen oraya. Tabii ki.
Pizza nasıl oluyor abi? Buradan malzemelerini kendim seçip siparişi veriyorum. Geliyorsunuz buraya. Aşkım da diyorsunuz ki ben içine bundan 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 istiyorum. Evet. O sizin isteğinize göre isteğini tamamlıyor, fırına atıyor. Pizzalarımız yaklaşık 10-12 dakika arasında pişiyor. Ve sıcak sıcak ve böyle. Sıcak sıcak servisi yapılıyor. Bunların sahibi var değil mi? Evet. Olmasaydı gözünün yaşına bakmazdım valla. Şöyle bir mavi su görelim be Barış. Mavi. Mesela örnek veriyorum, bu havuz bizim relax havuzumuz. Relax havuz. Evet. Bu havuz yetişkinler için. 14 yaş altı çocukları bu havuza almıyoruz. Öyle mi? Sadece kafasını dinlemek isteyenler, gürültüden uzak durmak isteyenler, sadece güneşlenmek isteyenler için. Evet. Güzel bir alan. Güzel bir düşünce aslında. Yani bu havuzumuz mesela aynı zamanda ısıtmalı. Evet. Kış dönemlerinde, kış sezonlarında bizim otelimiz 12 ay açık olduğu için. Evet. Kış sezonlarında bu otelimizin bu havuz her zaman açık ve gayet sıcak. Güzel. Diğer havuzlara da bakalım yavaş yavaş. Bak burada dondurma gördüm ben, dondurma. Evet, doğrudur. Burası bizim dondurma standımız. Abi ne kadar güzel. Havuz başında. Evet. İsterse misafirimiz açık, İsterse kapalı dondurmalardan istediği bir tanesini, istediği kadar evet alabilir. Aynı zamanda burada fresh ürünlerimiz var. Biz bunları fresh olarak hazırlıyoruz. Hı hı. Yani ile ben kutu içmek istemiyorum, ben fresh içmek istiyorum diyen misafirlerimiz için de evet, buradan istedikleri üründen istedikleri kadar alabilirler. Ve hemen buradan da, buradan havuza atlamak serbest mi? Buradan havuza atlamak maalesef. Çok güzel bir havuzumuz var burada. Evet. Bu hangi havuz? Burası normal misafirlerimiz için ayırdığımız. Diva Havuz dediğimiz. Diva Havuz. Bir de ileride bir aqua park görüyorum. Aqua park tabii, açık mı? Tabii ki açık. Bir de aqua park'a bakıp tabii denizin kenarına geçelim. Evet Barış, havuza doğru giderken burada böyle çok güzel atıştırmalıklar var. Evet. Bunlar nedir abi? Bizim burada döner saatimiz var. Kumpir verdiğimiz saatimiz var. Dönerimiz de mi var? Döner var, evet. Her gün ayrı bir döner çıkar. Bir gün tavuk döner, bir gün et döner, bir gün bir döner şeklinde. Çok güzel. Değişik saatlerde verdiğimiz değişik ürünler var. Ayran. Mesela burada başka? Biz döner veriyoruz, kumpir evet veriyoruz, tantuni veriyoruz, waffle veriyoruz. Hı hı. Hepsinin ayrı ayrı saatleri saatlere var. Saatlere göre tabii burada şeyler veriliyor. Göre değişiyor. Yani dışarıda bulabileceğiniz her şeyi evet yiyecek içecek olarak otel içinde de bulabilirsiniz. Gayet güzel. Burada çocuk havuzumuz var. Burası çocuk havuzu mu? Evet. Aynı zamanda çocuklar için kaydırağımız var. Çocuk kaydırağımız var karşıda. Üstte tenis kortumuz var. Hemen devam edelim. Devam edelim, buyurun. Kahve standımız var. Kahveyle alakalı bayağı bir şey var. Yani kahveye ilgi gösterilmiş tabii otelde. Özellikle yabancı misafirlerin kahveye olan ilgisinden dolayı hı hı böyle bir şey yaptık. Sabah 6'da başlar, saat 9'a kadar normal erken kahve veriyoruz. Saat 10'dan akşam 6'ya kadar da kahve çeşitlerimiz. Yanında atıştırmalık, cookies, kurabiye, kek türü. Gayet güzel. Veriyoruz. Evet. Burada hemen tost standımız var. Hı hı. Tost standımızda normalde misafirin kendisini istediği şekilde yapabilmesi için, ama bu pandemiden dolayı biz oraya kendimiz bir personel koyup. Evet. Normalde eskiden pandemiden önce buraya kendimiz girip içeride hazırlayabiliyorduk keyfimize evet göre. Evet. Ama şimdi biz temas azaltmak için bir oraya bir personel görevlendirdik. O personel aracılığıyla isteğinizi yerine getirebiliyoruz. Uğranmış bir şekilde. Şurada önünde kuyruk olan bir yer görüyorum abi. Burası en çok kuyruk bizim, bunun önünde. Evet. Burası bizim fast food standımız. Evet. Burada sosis, nugget, patates cipsi, soğan halkası, içeriye tabii ki. Hatta şuradan bir göstermek istiyorum ben. Ben bir tane sosis hazırlarım size. Kolay gelsin. Tamam. Buyurun. Ver ben. Buyurun. Okey. Okey. Tamam,
Evet abi, buradan sahile gideceğiz sonunda. Evet. Şimdi sahilimize gidiyoruz. Gitmeden önce evet. Size şöyle bahsetmek istediğim bir şey var. Nedir? Burası bizim mavi bayrağımızı aldığımız ve gururla dalgalandırdığımız bölüm. Mavi bayrak nedir abi? Mavi bayrak uluslararası standartlarda sahillerin, evet, denizlerin, otellerin bulunduğu bölgelerin, evet, yani belli bir prosedüre uyması gereken ve herkesin sahip olamayacağı bir ürün. Tamam. Burada yine bu korona sürecinde benim gördüğüm, uzaktan gördüğüm şu. Şezlongların arasında bayağı bir mesafe var. Evet, doğrudur. İkişer metre normalde İkişer mesafe metre var. İkişer metre mesafe var değil mi? Evet. Bu birleştirilmiş olanlar. Sizi yanıltmasın. Bunlar kendi aileleri olduğu için. Evet. Aileler arasında şart aramıyoruz. Aileler arasında mesafe şartı aranmıyor. Evet. Aranmadığından dolayı onlar kendileri istedikleri şekilde birleştirebiliyorlar. Diğer halde 2 metre ara var şeyler evet, arasında. İkişer metre ara var. Şu sağ tarafta bir bölüm var. Sağ tarafta bir bölüm. Abi ben şurayı gördüm. Böyle o filmlerde, televizyonlarda gördüğümüz cennet gibi bir alan. Burası evet. Nasıl? Rezervasyonla falan mı yapılıyor? Evet, doğrudur. Burası rezervasyonla yapılıyor. Burası sahil kenarında bunun farklı kategorilerimiz var. Deniz evet. Kenarında olan var bu şekilde. Ve karşıda şimdi göreceksiniz. Sol tarafta bizim iskelemizde olanlar var. Evet. Ben geride olmak istiyorum diyenler için de arkada geride hemen otelin giriş çıkışında var. Hemen deniz ayağınızda. Burayı günlük olarak veriyorsun. Günlük değil olarak veriyorsun. Tamam. Burası çok güzel ya. Ben bunu beğendim. Herhalde ben burada kalacağım. Tabii ki memnun ettim. Evet sevgili Barış. Finale doğru geliyoruz herhalde. Evet. Burası bizim iskelemiz. Evet. Deniz severler için özellikle. Hı hı. O benim işte. Daima denizin içinde olmak isteyenler için. Akşamları kafa dinlemek için. Böyle çok deniz güzel. Sesini dinlemek için. Hı hı. İskeleden güneşlenmek, evet. Evet, güneşlenmek için, yüzmek için, denize atlamak için, aynı zamanda burada oturup bir şeyler içmek için, denizi seyretmek için. Valla bu anlattıklarının hepsi beni tarif ediyor. Evet. Ben bir iskeleden bir de o az önce gösterdiğimiz o beyaz perdeli yeri çok beğendim. Bu ikisinden çıkmayacağım, bana öyle geliyor. Evet sevgili Barış, güzel bir otel turu yaptım. Evet. Bayağı da gezdik, yedik, içtik yolda gelirken. Şimdi şöyle güzel kokteyllerimizi aldık. Kapanış konuşmasını burada yapalım istedim. Tabii, buyurun. Oteli bir defa çok güzel anlattın bana. Sana çok teşekkür ediyorum bu anlatımdan dolayı. Pandemi süresince insanların bana sorduğu, yani bu Instagram üzerinden çok fazla soru geldi. Buyurun. Bu soruların hepsine cevap bulmaya çalıştık videoda ama final sorusunu sormak istiyorum. Burası bir aile oteli midir? Evet. Çocuklarla geldiği zaman çocuklar burada mutlu vakit geçirebilir mi? Geçirebilir. Peki fiyatlarımız ne kadar ortalama? Yurt içi ve yurt dışı olarak söylemeni istiyorum. Şu şekilde bizim yurt içi ve yurt dışı fiyatlarımız aşağı yukarı aynı. Evet. Sadece acentalar haricinde farklılıklar olabilir. Acenta paylarından dolayı. Evet. Ama bizim şu anki fiyatlarımız 800 lira ve 1000 lira bandında değişir. Yani şu an Temmuz 2020'deyiz. Evet. Temmuz Ağustos döneminde bu videoyu izleyen kardeşlerim için, bu videoyu yurt dışından veya yurt dışından izleyenler için fiyat ortalama aynı. 800 lira ve 1000 lira arasında değişir. Kategoriye göre fark eder. Tamam. Ve ultra her şey dahil otel demek şunu evet. Anladık ki, yani dostlarımıza da anlatalım. Buraya otele girişte parayı ödüyorsun, ondan sonra hiçbir şeye para ödemiyorsun. Aynen öyle. Bu içeride yediklerimizin, içtiklerimizin hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Alkollü, alkolsüz bütün içecekler ücretsiz. Ücretsiz. Ve bütün gördüğünüz her şeyden, hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Her şeyden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Daha bizim görmediklerimiz, görmediğimiz, size gösteremediğimiz, evet. Vaktimizin yetmediği daha birçok özelliğimiz var. Mutlaka. Onları da inşallah başka zamanda göstermek isteriz. Gayet güzel. Dostlar, pandemi süresinde bir otele gittiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Nelerle karşılaşırsınız? Çekindiğiniz neler var? Bu videoda ona cevap aramaya çalıştık. Size gösteremediğimiz tabii ki otelde çok fazla yer var. Onunla alakalı sorularınız olursa ben yine yorum kısmında elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğin için sevgili Barış çok teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı olduğunuz için bu konuda özellikle böyle bir dönemde evet. Bizler sizlere teşekkür ederiz. Delfin ailesi olarak tüm sevenlerimizi, tüm otellerimizi görmek isteyenleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Eyvallah. Bir sonraki lezzet durağında, bir sonraki lezzet hikayesinde, belki de lezzet otelinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın dostlar. Şu kokteylleri içip biraz daha sohbet edeceğiz biz Barış'la. Görüşürüz.